Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Size şunu sormak istiyorum. İran, Suudi Arabistan'ı Yemen'deki şiddet olaylarından dolayı suçluyor. Suudi Arabistan da İran'ı suçluyor. Bildiğiniz gibi Suudi güvenlik güçleri Yemen'deki Husi Şii gruplarıyla savaşıyor. Bazı Şii Yemenli gruplar Suudi Arabistan sınırlarında Suudilerle savaşıyor. Suudi Arabistan'dan ve İran'dan da birçok insanın harunyahya.com sitesindeki makaleleri okuduğunu biliyorum. Yani eğer Sayın Adnan Oktar bir şey söylerse onu anlayacaklardır. Ben bunun bazı grupların Şiiler ve Sünniler arasında maksatlı olarak bir gerilim yaratmak için yaptıklarını düşünüyorum demiş Arif Kan ABD'den. Allah razı olsun demiş. Kardeşimizden de Allah razı olsun. Şii-Sünni ayrımı ne zaman bitecek biliyor musunuz? Mehdi ile birlikte inşallah. Mehdi'nin zuhuruyla bitecek. İnşallah. Bunu peygamber söylüyor. İnşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bütün mezhepleri kaldıracak diyor. Evet inşallah. Fitne onun eline sürülecek diyor. Kör fitne onun eline sürülecek. Bak kör fitne diyor. İnşallah. Yani anlamsız, mantıksız, hiçbir sebebe dayanmayan fitne. Dolayısıyla Mehdi'nin zuhuru için, Mehdi gelmiştir fakat zuhur için Müslümanlar dua etsinler kardeşlerimiz. İnşallah. İnşallah. Mehdi zuhur ettiğinde bu konular yıldırım hızıyla hallolur. Yıldırım hızıyla. Yani dakika, saat, gün hesabıyla. İnşallah. Haftasına kalmaz yani. İnşallah. Yıldırım hızıyla. Ama öbür türlü işte toplantılar oluyor, arabulucular oluyor. Bitmez bu kavga. Evet. Ne İsrail-Filistin sorunu çözülür. Ne Sünni-Şii ayrımı çözülür. Ne Hristiyan-Müslüman mücadelesi çözülür. Evet. Ne Musevilerle Müslümanların mücadelesi çözülür. Tek çözüm Mesih Mehdi'nin, yani Musevilerin beklediği Mesih'le Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı Mehdi aynısıdır. Evet. Onun zuhuruyla konu bitecektir. Hazreti İsa Mesih'in de inişiyle dünya tam anlamıyla bir huzura ve güvenliğe kavuşacaktır. İnşallah. İsa Mesih 15-20 yıl içerisinde ilk geliyor. İnşallah. Göreceğiz. İnşallah. Bakın çok net söylüyorum. İnşallah. Mehdi de her ikisini de görecekler. Ama gece gündüz dua etsin kardeşlerimiz. Ya Rabbi bize Mehdi'yi göstert. Ya Rabbi bize Mesih'i göstert. İnişlerini, zuhurlarını çabuklaştır ya Rabbi diyecekler. İnşallah. Hemen olsun ya Rabbi diyecekler. İnşallah. Çünkü buna dua edebilirler. Evet. Buna İnşallah. Dua etmek mümkün yani. Olur. İnşallah. Dua edecekler. Onlara asker kıl bizi yarabbi diyecekler. Mesih'e, Hazreti Mesih, İsa Mesih'e ve Hazreti Mehdi'ye. İnşallah. Muntazar Mehdi'ye. İnşallah sahibi zamana bizi asker kıl diyecekler. Ama insanlar şu an istese de istemese de şu an bütün dünya Mehdi'nin askeri konumunda. İnşallah. Herkes Mehdi'ye hizmet ediyor. Mesela Darwinist bir köşe yazar bakıyoruz. Hocayım, alemim diyor. Darwinist. Mehdi hizmet eder. Evet hocam inşallah. O yazmasa Darwinizm'le ilgili konu ortaya çıkmaz zaten. Mesela radikal çıkıyor bir yazı yazıyor Mehdi hizmet etmiş oluyor. İnşallah. Evet. Çünkü karşı atak olmaz o zaman. Evet. Yani hepsi ister istemez Mehdi'ye hizmet edeceklerdir. İnşallah. Biz de Mehdi'nin askeriyiz. Aynı zamanda Mesih İsa'nın da askeriyiz. İnşallah. Ona zemin hazırlıyoruz ve onun gelişini müjdeliyoruz inşallah. İnşallah. İnşallah.